tatil köyünün olduğu koy, kampçıların ve karavancıların takıldığı bir koy ve... Ya denize girersek? Eyvah! Salca'da bir de gizli bölüm var, Orak Adası. Arkadaşlar ikinci günümüzdeyiz. Bugün rüzgar iyice arttı ve artık denizden devam edemeyeceğimiz için karadan devam etmeye karar verdik. İngiliz burnuna atlayıp şimdi arkadaki koyları sırasıyla gezeceğiz. Ve en merak ettiğim buradaki yerlerden biri tur teknelerinin de durak noktası olan Türkiye'nin ilk tatil köyü. Fransız tatil köyü Club Med diye geçiyor. O koya gideceğiz bakalım. Deniz de güzele benziyordu gördüğüm resimlerden. En azından karadan devam ederken rüzgar işimizi kolaylaştırıyor. Çok fazla sıcaktan etkilenmiyoruz. Arkadan ettiriyor bir de. Evet. Şapkam uçacak. Hadi bakalım diyorum hep çok ama hadi bakalım o zaman. Kıyıdan kıyıdan devam koyları keşfe. Burnundan arkaya geçtik. Burada bir otelin ve yan yana da birkaç tane beach club'ın plajı var. Böyle yol otelin geçemezsiniz gibi yine bir muhabbetler oldu ama sonuç olarak yürüyerek geçiyoruz. Şu an sanırım lütfettiler. Çok tenha olduğu için geçebilirsiniz dediler. Hotel Leon diye bir yer sanırım şuradaki otel. Karadan arkadan sadece mekanlara ulaşım var galiba. Buradan halk koya giremiyor gibi anladım ben ne yazık ki. Deniz güzel görünüyor bu arada. Şu köşedekiler Q Beach, işte Vodo Beach diye falan geçen yerler. Bakalım denize girebileceğiz mi? Aradan deneyelim bir. Sabah yürüyüşümüzün ilk durağı. Haydi devam. Sabroso. Cha cha cha. Koyda Shamata Beach diye bir yer var. Vodo var. En sonunda da Q Beach var. Şunların hepsi ayrı ayrı beachler. Mesela bu Shamata için bir giriş ücreti yok ama şemsiye şezlong kiralıyorsunuz. Ya da kafesi var. Orada takılabiliyorsunuz. Şuradaki burunun arkasına gitmeye çalışacağız ama anayola çıkmamız gerekiyor. Koyun ucundan oraya geçiş göremedik. Anayoldan yürüyeceğiz. Sıradaki durağımız Kumburnu Plajı. Şimdi diye haritada gördüğüm senin yer. Senin merak ettiğin tatil köyünün olduğu yer mi? Ondan bir önceki koy. Sonra en son koya ulaşacağız orada. Şimdi bu yol ama güzelmiş. Çamların içinden falan. Evet. Gölgeli. Bakalım nasıl bir denize çıkacak. Foça Eğitim ve Dinlenme Tesisleri diye bir yere çıktık. Ama tesis şu an kapalı sanırım. Bol bol tekne var. Ve denize giren kimse yok şu anda burada. Bir tek şu arkada bir yer var. O da otelin plajı. Buradan acaba arka koya yürüyebiliyor muyuz? Kumburnu dediğimizde şu uç taraf oluyor. Yürüyebiliyorsak kıyıdan gide gide arkaya geçelim. Yoksa ana yola çıkmamız gerekecek. Ha ve karşısı, sen de tanıyorsun artık. Evet. Orak Adası. Uzun çabalarla koyun ucuna doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaki otel plajdan geçişe izin vermiyor. İlginç bir şekilde sahilden yürüyemiyorsunuz bile. Bize bir güvenlik eşlik etti. Bize bir güvenlik eşlik etti. Bizi halk plajına kadar uğurladı. Evet. Otele dalmayalım diye. Niye dalacaksak? Sadece sahilden yürüyoruz. Yo, tipimizden de belli değil mi? Otelin sahilinin önünden ya denize girersek. Eyvah. Ya oradan denize girilirse. Müşteri şimdi hariç. Umarım şu burnun arkasına dönebiliriz. O amaçla geldik buraya kadar. Şu burun mu? Evet. Bence yürüyerek geçeriz gibi geliyor. Buradaki koylar daha sakinledi bu arada. Ama son hedefime ulaşmadan denize girmeyeceğim. Plajı diye geçen yere geldik. Şimdi bunun bir kısmı halk plajı, bir kısmında da böyle rota kafe, rota plaj diye bir yer var. Ama şirin, samimi bir yere benziyor. Belki burada bir şeyler atıştırırız. Ama önce son durağım olan hedefim Club Med'in koyuna doğru uçtan bakalım geçebilecek miyiz? Geçerim. Sonra belki buradan denize gireriz. Güzel görünüyor. Kumburnu plajında çadırlar, karavanlar kalıyor bu arada. Merakı olanlara
not pişelim. Koya geldik. Türkiye'nin ilk tatil köyünün olduğu koy burası. Club Med diye geçen, Fransız tatil köyü diye geçen yer. Ama bir sorun, nasıl geldik? Öncelikle tabii ki şimdiye kadar gördüğümüz koylar içinde diye düzeltelim. Çünkü belki de görmediğimiz farklı koylar da vardır diye düşünüyorum. Ama bir yandan da gördüğümüz düşünüyorum birçoğunu. Çünkü keşfetmek için gerçekten büyük çaba harcıyoruz. Kimisine özel işte sitenin dedikleri için, beach'in dedikleri için, otelin dedikleri için giremiyoruz. Kimisine yol yok vesaire. Ama buraya gelmeyi başardık. Şimdi nasıl başardık? Az önce videoda sizinle konuştuğum tepe, şurada gördüğünüz tepe ya da burun diyebiliriz. Onun üzerindeydik. Oradan Hanedan Beach'i görüyorduk. Burası Hanedan. İşte o burundan böyle Hanedan'a doğru inen ufak bir patika var. Sonra kıyıyı takip edip buradaki ufak patikadan çıkıp buradan aşağıya inebiliyoruz. Bayağı biraz zahmetli bir süreç oldu ama sonunda en azından gelmek istediğimiz yere ulaştık. Kısacası buraya gelmek istiyorsanız aslında iki yol var. Biri tekne turlarına katılmak ya da tekneniz varsa tekneyle gelmek. İkincisi bizim gibi keçi yeteneklerinizi biraz geliştirdiyseniz dağ tepe toprak çalı demeden kıyılardan tepelerden buraya gelmek. Bir de kıyıya inelim, sahile inelim. Burada bir yüzelim artık, bu kadar geldik, hak ettik bence. Evet, şu anda kıyı kanununu tersten işletiyoruz. Teoride yürürlükte olan bir kanun olan kıyı kanunu Türkiye'de pratikte yürürlükte değil. Öyle. Dolayısıyla herkes kendi yolunu kendi buluyor. Arkadaşlar işte Türkiye'nin ilk tatil köyünden kalanlar. Birazdan şöyle gösterebildiğim kadarıyla kalan binaları içeriden çekmeye çalışacağım. Şu anda Rant'ın Binbir Yüzü isimli bölüme hoş geldiniz. Bayağı yılan hikayesine dönmüş burada konu. Buranın hikayesinden bahsedeyim size kısaca. 1967 yılında aslında yapılmış burası ve Türkiye'nin ilk tatil köyü. Club Med işletiyor burayı 30 yıl boyunca. Ve bir şekilde çok fazla Fransız turistler burayı tercih ettiği için Fransız tatil köyü olarak ismi kalmış. Emekli sandığının yaptırdığı ve Club Med'e kiraladığı bir yermiş burası. Sonrasında burayı satmaya karar vermişler. Ve demişler ki Club Med'e artık sana kiralamıyoruz. İstiyorsan sen de ihaleye gir satın almak için. Ama sit alanı olduğu için ve başka sebeplerden dolayı da Club Med satın almak istememiş. Sonrasında da bu şekilde bir atıl kalma durumu var. 2005'ten beri hiç kimse kullanmıyor burayı. Foça Belediyesi buraya sahip çıkmaya çalışmış ama olmamış, vermemişler. Sonuç olarak da yanılmıyorsam Bahreynlilere satılmış ve birkaç ay içerisinde de tekrar buraya bir tesis yapılmaya başlanacağını duydum. Burası bir nevi okul gibiymiş söylenilene göre. Türkiye'de turizm alanında gelişmeye çok katkıda bulunmuş. Türkiye'nin ilk animasyonları, ilk happy hour saatleri burada düzenlenmiş. Örnek güzel bir yermiş diye hep okudum haberlerden. Şimdilik sadece tur teknelerinin yanaşıp insanlara yüzme molası verdiği bir yer halinde. Karadan da çok nadir insan bizim gibi dağ taşı aşıp bu koya gelebiliyor. Bir de anladığım kadarıyla eş dost tanıdıkla gelen birkaç kişi var. O konuya girmeyeceğim. Şu burun arkasında küçük bir koy daha var bu arada, onu da göstermek istiyorum. Güzel görünüyordu yukarıdan baktığımızda.
Haydi Duygu. Duygu şu anda suya soğuk diyor. Kim demiyor ki? Ama çok güzel diyor. Bir de gel diyor. Hadi bakalım bana yol görün de. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde ufak bir parantez açmak istiyorum. Denizden gezdiğimiz koyları göstermek istiyorum size. Bu Foça turumuzda ve daha öncesinde de keşfettiğimiz, bu sefer de önünden geçtiğimiz birkaç koyu hızlı hızlı çektim sizin için. Hem haritadan işaretleyerek göstermeye çalışacağım, hem de bizim İlker'le beach hopping dediğimiz aktiviteyi yapmış olacağız bir nevi. Videomuzu Kumburnu'ndaki Rota Cafe'de bir şeyler yiyip denize girerek tamamlayacağız. Ama önce bu sevdiğimiz koyları sizinle paylaşalım. Şu anda Kosova koyundayız. Burası daha çok kampçıların ve karavancıların takıldığı bir koy ve bayağı samimi bir ortamı var. Biz sevdik. Hatta burada bir tane tiny house var. Kiraya veriyorlarmış onu da. Şu koyu yeşil olan aynen kiralık. Hatta yanındaki karavan da kiralıkmış. Burada böyle stabil olarak duran ve kiraya verilen karavanlar da var. Yeni gelişen bir yer. Elektrik bile bu Haziran'da daha gelmiş. Onun dışında kuyu suyundan duş tuvalet imkanı olan bir yer. Bir tane de şirin restoranı var. Minik bir barı var. Orayı da göstereceğim. Sonra oradan denizine bir girelim. Şimdiye kadar gördüğüm yine en güzel koylardan biri ünvanını buraya Kosova plajına veriyorum. Size birkaç yıl önce keşfettiğimiz güzel bir koyu göstermek istiyorum. Sazlıca plajı Yeni Foça'dan Eski Foça'ya doğru kuzeyden güneye giderken böyle ortalarda bir yerde kalıyor. Burada denize girilebilecek en güzel koylardan bir tanesi. Bizi belki çok daha böyle 2 yıldan fazladır, 2,5 yıldır yaklaşık kanalımız var. Takip edenler hatırlarlar. Eskiden bir Sazlıca videosu çekip koymuştuk aslında kanala. Ama sonra oradaki kamp alanı el değiştirdi vesaire, orada bir karışıklıklar oldu. Biz de yanlış bilgi vermemek adına videoyu kaldırmıştık. Şu anda da ismini bilmiyorum ya da fiyatları hakkında bilgim yok ama hala çadır yapanları görüyorum. Ya da aynı zamanda karavan alanı da var. Yani çadır kurmayı ya da karavanla gelmeyi düşünenler için de güzel bir koy Sazlıca. Burada ufak bir restoran bölümü de var. Yiyecek içecek bir şeyler alabileceğiniz. O taraf sahil tarafı biraz daha kalabalık taraf. Şöyle şu uca doğru karavanların olduğu tarafa doğru gelince orası birazcık sessizleşiyor. Biz hep karadan geldiğimizde de daha önce orada zaman geçiriyorduk. Bayağı huzurlu oluyordu. Şimdi Sazlıca'da bir de gizli bölüm var. Oraya geçeceğiz. Saklı Cennet diye haritaya yazdığınızda Saklı Cennet Foça çıkan bir koy var. Arabayla koya kadar inemiyorsunuz ama böyle keçi gibi birazcık tepelerin üzerinden koya ulaşabiliyorsunuz. Saklı Cennet'te hemen şu renkli şemsiyelerin olduğu yer. Şimdi muhtemelen güneş açısı ters gelecek, birazcık tam göremiyorsunuz. Ama orası da böyle kenar şey kıyısı, o şey kum dedi mi orada, sen daha önce gitmiştin. Evet. Evet, kıyı kum falan olan güzel bir koy. O da tavsiye edebileceğim yerlerden biri. Biraz yürümeyi seviyorsanız bak, tepeden geliyor insanlar hala. Evet arkadaşlar, geçen yıl karadan yaptığımız Foça çekimlerinde ulaşmaya çalıştığımız yelken kayalıkları burasıydı. Hakikaten iki tane arka arkaya yelken var gibi görünüyor. Minik bir tekneyle yanaşanlar olmuş. Biz yürüyerek aşağı ulaşmaya çalışmıştık ama bir yerden sonra yol zor ve uzak gelmişti, geri dönmüştük. Ucunu görmüştük sadece bu kayaların. Denizden de böyle görünüyorlar. Yelken kayalıkları koyu. Bir videomuzun daha sonuna yaklaşırken burada Rota Cafe diye bir yer keşfettik Kumburnu plajına doğru. Gayet sempatik, tatlı bir yer. Ve bana biraz sakin. Bu Çandarlı'da bulduğumuz kafeyi hatırlattı. İsmini
Hatırlıyor musun sen? İsmini Deniz Kafe miydi? Deniz Kafe'ydi galiba. Evet. Şandarlı videosunun Deniz Su, sonunda. Deniz Su, evet evet Deniz Kafe. Bu arada burada az önce çok böyle ıssız hem de bir yerde kanalımızı takip eden birisiyle karşılaştık. Çok mutlu olduk, onunla sohbet ettik. Şimdi takip konusuna girmişken ufak bir rica var. Onu da kırmadan geçmek istemiyorum. Kırarak geçmek istiyorum. Onu kırmamak istiyorum. Kırmak istemiyorum. Devrim Kızılyer bir önceki videomuza yorum yazmıştı. Karşıyaka Doğançay köyünden. Küçük bir selam talebi var ama ezberleyemedim. O yüzden okuyorum. Emine teyze, Mehmet ve Devrim abi, Sultan abla, bir de Mert, Dilara, Şeniz. Herkese selamlar. Foça'dan selamlar. Biz şimdi denize girerek kapatalım bu videoyu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.